Yani kaç yıllarıydı? 14 sene filan. Yani 80'li yıllarda 80'li yıllarda falan bıraktım. Kaçta başlamıştınız ne zaten? 54 senesinde Ankara Radyosu'na girmiştim. Yurttan Sesler Korosu'na. Yurttan Sesler'e, evet. Zaten benim türkülerim daima açıldı. Benim isim daima radyoda söyleniyordu. Ben 13 yaşında Afyon'un türkülerini okudum, geldim radyoya. Folklörler yapılıyordu vilayetlerim. Bunu birçok defalar anlatmışımdır. Bu meyanda da benden tekrar türküleri Muzaffer Sarısızer rahmetli hocam. O almıştı ve mütemadiyen dam başına sakılmış henzin hezin kına ve bunları çaldıkları zaman Nezahat Çınar'dan derlenmiştir diye söyleniyordu. Zaten o söyleyişler benim ailem Türk sanat müziğiyle uğraştı halde beni Türkiye yönetti. Türkiye yönetti ama evet. Ama sesinizin tavrı da zannediyorum. İşte yani babam hatta rahmetli derdi ki kızım azıcık da derdi şöyle şarkımsı türküler okusana ne kadar güzel, hayır babacım derdi. Şarkı formunda evet. Gelen türküler. bir şey söylemek istiyorum. Siz İstanbul Radyosu'na yani Ankara Radyosu'na, İstanbul Radyosu'na geldiniz mi? Yoksa İstanbul'a doğrudan Gazino'ya mı geldiniz? Gazino'ya geldim. Zeki Müren'den çalışmak üzere İstanbul'a getirdim. Kaç senelerindeyim? 62. 62'de geldiniz. Evet, geldim. O geliş bir daha da gidemedik Ankara'ya. Kaldık burada. Ve İstanbul Radyosu'nu ancak sola yapmak için. Anladım. Hayır, Yurttan Sesler'in İstanbul'da 40. kuruluş yıl dönümü oldu da niye çağırmadılar acaba? Onu araştırmak için sordum. Belki sizden duysam aslında diye. Aslında bir şey daha söylemek istiyorum. Tabii söyleyeyim. Ben mesela bunca senelik sanatkarım, eksik olmayın, birçok iltifatlarda bulundunuz. Daha henüz bir tane plaket dahi alamadım. Niye? Çünkü başka efendim... sanatkarların bakıyorum yani benden sonra gelen sanatkar 7-8 tane plaketi var. Ve bende yok. Evet. Ve bilhassa bu 40. yıl dönümü için en azından sizleri protokola belki davet etmek isterim. Açtım, radyoyla konuştum. Hiçbir olumlu cevap almadım. Evet, ancak maalesef. Şeref misafirimiz olabilirsiniz dediler ama ona da davet gelmedi. Ona da davet gelmedi. Yalnız size gelmedik. Muzaffer Hanım'a da gelmedi. Gelmedi ve gitmedim. Gelmedi. Bırakın sonra İstanbul Radyosu'nun yetiştirdiği, halk türkülerini de yetiştirdiği, evet, diğer seslere evet. De davet ettik. Fakat ben yoktu. Çok üzülüyorum yani. O gece gördüğümde. Türküleri biz sevdirdik. Evet evet ama üzülmeyiniz ki Ahmet. Bu... Üzülmeyin çünkü neden? Bu bürokratlar, bu idareciler kalıcı değil. Ama bilmiyorum. Sizler plaklarınızla ve sesinizle daima kalıcısınız. Sevgiler vaki tabii, seviliyoruz. Evet, o bürokratlar, yeter. O emeklilikleri geldiği zaman çekilecekler. Onların yerine başkaları gelecek. Belki daha iyileri gelecek, belki daha kötüleri gelecek. Ama bir Türk halk müziğinden bir Nezahat Bayram ismini kimse silip çok atamayacak. Teşekkür ederim. Derken bir şey daha söylemek istiyorum sevgili seyircilerime. Onlar biliyorlardır belki ama siz zaten halk müziğini sadece siz olarak değil, bir aile olarak... Tabii. Değil tabii, mi? Tabii. Hemen onların da kulakları çınlatalım. Tabii. Necla, Erol ve Ülkü Beşgül tabii dar ediyorum kardeşlerimle. Evet. Ve ben bir şeyi daha hayret ettim. Hemen bunu da size söyleyeyim. Evet, Necla Hanım'ı Ankara'dan çağırmışlar. Ya evet. Ankara'dan evet, geldi. Evet. Koroda gördüm Necla Erol. Ama Necla Hanım ne yaptı koroda? Türkü mü söyledi? Hayır. Adını mı anons ettiler? Hayır. Plaket mi verdiler? Hayır. Niye geldi kadıncağız? Bilmem. Emrin başlasın dedi, herhalde geldi. Hiç anlayamıyorum. Anlaşılmaz yani, şeyler ama anlayacağımız bir tek şey var. Sizin şu... Sonra bakın, pardon, bir şey daha var. Ben emekli olduktan sonra radyoya çok devam edemedim. Yolum çok uzak. Akşam dönüşüm çok zor. Evet. Bu yüzden bir hayli arada sırada gidiyorum. Fakat Muzaffer, yani arkadaşım her gün devam yani ettiği Muzaffer halde, Muzaffer Akgün devam ettiği halde ona da bir ses çıkmamış, ona hayret ettim. Hani ben belki gelmediğim efendim, için... Bu bir anlayıştı belki ama anlayışı kimler koyar, niçin koyar bu çok önemli. Hele bir kamu kuruluşunda yani Türkiye'nin bu konudaki tek otoritesi olan ve olmuş olan bir kuruluşta böyle bir hatanın yapılmasını ben rahatsızlıkla karşıladım. İşte ama inşallah bunlar düzelecektir. Düzelmesi için gönülden diliyoruz ama benim gönlümde bütün bu laflar, lakırdılardan öte sizin sesinizden şu Nıra için bir uzun hava istiyorum. Evet, beni bir daha ağlatmak için. Evet, bir uzun hava. Bir kuplecik okuyayım. Hadi bir şey okuyayım. Size. Ne okuyacaksınız? Yola gel sevdiğim yola. Okuyayım. Evet. Yola gel sevdiğim yola. Bu benim için oldu. Yola gel sevdiğim yola. Evet. Şu nazik kolunu boynuna dola. Yola gel sevdiğim daman. Aman. 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 Yola gel yola, o pamuk ellerin aman, aman, aman,
aman boynuma dol. Dilerim Allah'tan aman, 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 aman gül benzin sola. Uy beni beni, kar yağdı başıma. Uy beni beni, doğurmaz olaydın ey anam sen beni. Çok teşekkürler efendim. Sağ olun. Gerçekten sözüm her zaman bakidir. Siz Türk halk müziğinin ölümsüz imzasısınız. Bu ölümsüzlük tabii hiçbir zaman şu plaklar Türkiye Cumhuriyeti'nde var oldukça bitmeyecek herhalde ama evet, zannederim en çok planınızda yine bende var. Evet. Ben bu arada hemen bir şey söylemek istiyorum. Başınızdan geçen